yapay zeka bu ara çok fazla hani artık lise öğrencilerine kadar geldi diyelim. Çocuklar artık ödevlerini bile yapay zeka ile yaptırmaya başladı hocam. Hatta Amerika'da bununla ilgili gündem olmuş. Bir profesör üniversite öğrencisinin birini yakalamış kopya çekerken yapay zekadan. Ne dersiniz bu konuya? Şimdi yapay zeka tabii özellikle yapay zeka ile en çok ilgilenen ülkeler biliyorsun. Bir tanesi Amerika, bir tanesi Japonya'ydı. Tabii Çin zaten üçüncü ülke bu konuda. Ama dünyada en iyi yapay zeka yazılımlarını Stanford ve MIT yapıyordu. Ve şu anda baktığımız zaman yapay zeka resmen insanı hacklemiş durumda. Yani her konuda hacklemiş durumda. Çünkü bugüne kadar kullandığımız cep telefonları, telefon görüşmeleri, hepsi kayıt altındaydı ve biz nasıl davranıyoruz hepsini biliyor. Yani üzüldüğümüz zaman ses tonumuz nasıl oluyor? Sevindiğimiz zaman ses tonumuz nasıl oluyor? Ya da üzüldüğümüz zaman kaşımız ne yapıyor? Gözümüz nasıl oynuyor? Hepsini biliyor. Yani yapay zeka sadece karar verme değil, artık bir süre sonra bizi taklit de edecek. Yani şunu söyleyebilirim. 3-4 sene içerisinde bütün film oyuncuları, dizi oyuncuları gerçek insanlar değil, tamamen sanal avatar karakterler olacak. Yani tamamen, ya biz mesela, ben şu anda gibi yapay zeka olacağım ve sen bunu bilemeyeceksin. Bu kadar. Oo, çok Evet. iddialı hocam. Yo, çok Vallahi. iddialı değil. Ben geçenlerde birkaç yazılım izledim Amerika'dayken Stanford'da. O kadar iyiler ki yani şunu sana söylüyorum. 100 kelime okutturuyorlar sana İngilizce. Daha sonra İngilizce konuşan bir oyton ortaya çıkıyor. Yani ben konuşmuyorum ama senin yüzün deepfake'te hemen. Rusça da böyle mesela. Sen 100 tane kelimeyi okuyorsun Rusça. Senin ağız yapından ve konuşmandan bütün her şeyi Rusça söyleyen bir oyton karakter ortaya çıkabiliyor. Yani biz gerçekten gelecekte yapay sevgiliniz olacak. WhatsApp'tan size yazan. Sabahleyin günaydın yazacak. Seni seviyorum falan yazacak. Ve sen yapay bir sevgiliye sahip olacaksın. Bayağı ilginç bir iddia. Ben bununla ilgili de bir paylaşımda bulundum. Bu hafta içerisinde Barış Manço'nun pandemi ile ilgili bir selamlaması, bu günümüzün zamanının bir konusunu konuştuğu videoyu yayınladım. Yani konuşurken ve yüz olarak gördüğünüzde Barış Manço, ama Barış Manço bugünün konuşmalarını yapıyor. Çok Şimdi ilginç. şöyle bir şey var. Yakında YouTube bir programa devreye sokuyor Kerem. Bundan sonra Rusça, İtalyanca, İspanyolca ağız hareketlerinden hepsini verebilecek. Ama bu program ücretli olacak. Yine aynı mekanizma. Sen 100 ila 200 kelimeyi okuyacaksın. Daha sonra senin bütün yayınların en az 6 ya da 7 dile çevrilecek. Yani orada Barış Manço konuşuyor. Şaşırdınız zihni beni yeniden ekranda görünce. Ama Sizinle geçen günümüzün sene konularını neler yaşadık, konuşuyor. neler gördük. Yani bunu gördüğünde Pandemiyi insanlar uzun bu Barış uzun Manço, konuşmak ama isterdim. bu Barış Ama Manço'dan konuşacağım çıkabilecek başka sözler önemli bir konu değiller. var. Malum Verebildiğiniz çağımız direkt internet ses, çağı. aynı Küçüğünden ton, büyüğüne ama artık farklı. herkes Yani Barış internette. Manço'nun söylemeyeceği İnternet sözler doğru kullanıldığı günümüzün zaman tabii konuşmaları ki çok bunlar. faydalı. Ama aynı zamanda türlü türlü tehlike ve tehditlerle Yani de dolu. Mesela beni şimdi çeken örnek tekrardan sizi şeye çok mutlu dönersek etmiştir. hocam, Ama bu gerçek hayat. mevzumuza dönersek, inanılmaz bir boyuta gidiyor bu yapay zeka ve Evet. 2023 yılıyla birlikte bunların haberleri inanılmaz seviyeye çıktı hocam. Yani şimdi tabii bunun ben şimdi de şu haberi verebilirim size. Buyurun. Çok sürmeyecek. Bu 5-10 seneye kadar çok büyük işsizlik göreceğiz. Çünkü artık yapay zeka, avukatlık, hakimlik, karar vericilik, polislik, özellikle adalet sisteminde yapay zeka olacak. Çünkü dosyaları değerlendirecek. Doktorluk yapacak. Çünkü sodyum, potasyum, şekere bakıp ya sen diyabetlisin ya da sen hipertansiyon hastasısın diyebilecek. Onun için kaybolacak meslekleri söyleyeyim. Doktorluk. Ondan sonra işte en başta geliyor. Mühendislik kaybolacak çünkü birçok hesabı yapabilecek. Yani bilgisayar mühendislerine artık iş kalmayacak. Onun için gelecekte büyük işsizlikler göreceğiz. Ben sana söyleyeyim şimdiden. Onun için insanlar şimdiden söyleyeyim artık hayatlarını başka şekilde yönlendirsinler. Çünkü ne yazık ki gelecekte insanların işlerini yapay zeka yapacak ve insanlara çok iş kalmayacak. Hocam şimdi bununla ilintili de bir şeyi ekrana yansıttım. Amerika'da bir davada hukuk danışmanı olarak yapay zeka kullanılacağı açıklandı. Evet, ya bunu çok göreceğiz. Yani hukuk sistemi çünkü çok sıkıntılı, neden çok dava birikmiş durumda. Ama yapay zeka çok rahat bunlara karar verebilir. Yani yapay zeka davalı ve davacının bilgileri girilerek kim haklı kim haksız. Hani şunu diyebilir, %60 haklı %40 haksız
gibi hatta oranlar bile verebilir. Hatta gelecekte yapay zeka doktorlukta da şöyle olacak. Bu hasta %80 şizofreni, %20 değil. Yani büyük olasılıkla şizofreni tanısını size koyabilecek. Onun için insanları ilginç günler bekliyor. Tabii yapay zeka kime bağlı olacak? Robotlara. Robotlar da çok rahat. El yazısıyla yazabilecek, resim çizebilecek ve bu nereye gidiyor bir süre sonra da tamamen insanımsı robotlar olacak. Ve siz onlardan eş edineceksiniz, onlardan arkadaş edineceksiniz, onlardan iş arkadaşlarınız olacak. Hatta bazen onları ayırt edemeyeceksiniz, onlar size diyecek. Hatta size espri yapacaklar. Ben diyecekler robottum, sen diyeceksin ya ben sanki yıllardan beri tanıyorum, sen robot değilsin. O da diyecek ki ya ben hiç yaşlandım mı? Sana eski fotoğrafları çıkacak, geleceksin, sen aynısın, değişmiyorsun. O zaman sen robotsun diyeceğiz. Hatta geçen de şöyle bir karikatür vardı. İnsanlar cep telefonuna gömülmüş, onunla oynuyorlar. Robotlar da salıncakta çocuklarını sallıyorlar. Yani Yani androidlerle insanlar, bir yaşam mı sürmeye başlayacağız bu gidişle? evet, yani insanımsı bir yaşamları olacak robotların. Bu çok şey değil, çünkü ben geçenlerde yine Amerika'ya gittiğimde birkaç fabrika ziyaret ettim. Artık binlerce robot hazırlanmak üzere, hem Tesla'nın fabrikalarında hem de Japonlar da bu işi çok iyi yapıyor, yine Çinliler de. Özellikle Japonlar çok iyi bu işte. Geçenlerde şöyle bir yere gittim, bir karbon kaplama firmasına gittim Amerika'da. İnsan kaplama yapmış ama kılları bile var Kerem. Oh. Yani aynı bizim bu Terminator film var ya, hani kesince Oh. çıkarıyor. Aynısı ya, aynısı. Hatta ben inanamadım, onu insan derisi zannettim. Yani o kadar kıllar falan böyle şey ki gerçekti ki, ve Teni falan sıcak bile bir deri. yapmışlar yani o zaman. İnsan tenine yakın bir şey Yok, yapmadım. silikon değil bu. Bu bir polikarbon malzeme. Yani karbon malzeme. Çok ilginç. İnsan et kıvamını ve deri kıvamını harika taklit etmişler. Yani düşebiliyor musun robottan üstüne bir de bunun geçirildiğini? Fena bir madde Tamamen yani. kesinlikle insanımsılar göreceğiz. Yani insanımsı uzak değil. Söyledikleriniz yani korkunç bir yere doğru gidiyor. Hani başlık olarak şey attım ama insanlık yapay zekadan korkmalı mı? Yani Hayır, sonuç nereye korkmasına gerek çıkıyor? yok. Artık insan lazım olmayan bir hale gelecek. Yani insan iki şey olacak. İnsan, hatta şey diyecekler. Yani hani bu insan, hani maymunlar cehennemindeki gibi. Yani bu Evet. insan abi, yani bunun çok önemi yok. Yani bu duygulanıyor, işini doğru yapmaz, yorulur falan gibi laflar edilecek. Yani ben şunu sana söyleyebilirim. Çok büyük bir gelir düşüklüğü, çok büyük bir işsizlik. 10 sene içerisinde göreceğiz yapay zeka her sahaya gireceği için. Peki ben şimdi şunu düşünüyorum. Mesela bir avukat olarak bir davaya girdiğinde avukat ya da işte hakim olacak yarın öbür gün. Şimdi avukat olarak giriyor ama yarın öbür gün belki hakimler, savcılar robot, yapay zeka haline gelecek ve burada vicdan denen şey aradan kalkacak. Yani sadece Ama robotik bilgiler üzerinden kararlar verecek. Doğrusu bu zaten, çünkü vicdan bize hata yaptırıyor. İnsana en çok hata yaptıran şey duyguları. Mesela ben Kerem'i tanıyorum diye, mesela bugün bir suç mahallinde deseler ki Kerem bunu yapmış mıdır? Ben derim ki yapmamıştır. Peki diyecekler ki neden yapmamıştır Oytun? Kerem'i tanıdığım için. Yani ne demek ya? Şimdi Kerem'i tanımak onun suç işlemediğinin kanıtı mıdır? Ya da senin Mesela Oytun'u tanıman. hukukta Yani şöyle bir durum vardır hocam. Hafifletici nedendir? Karşındaki takım elbiseyle davaya geldiğinde yani o bile hafifletici nedene girer. Mesela Kerem öyle bir şey bugün, demek ki hiç kalmayacak bundan sonra. ya Kerem şöyle bir sıkıntı var. İnsanların en çok hata yaptıran şey duygularıdır. Hatta şöyle bir laf vardır. İnsanlar beyinleriyle karar verir, kalpleriyle uygularlar. Yani Türkçesi, insanlar mantıklı karar verir ama uygulama duygularla olur. Mesela düşünebiliyor musun? Sen kendine zarar veren bir insan düşün. Seni kazıklıyor devamlı. Yalan söylüyor. Hep zarara uğratıyor. Ama sen diyorsun ki ya o benim eski dostum ya. Ya nasıl Keşke eski ihtimal dostum? verelim Seni devamlı diyorsun. kazıklıyor. Evet. Yani esasında baktığın zaman duygular bize hata yaptırıyor. Onun için ben her zaman şunu söylerim. Duygularla alınmış bütün kararlar sıkıntılıdır. Ama makinalar duyguları yoktur. Makinalar analitik kararlar verirler. Yani bir nevi esasında şey oluyor. Hani çok zeki insanlar çok mantıklı kararlar verirler ve duyguları yoktur, biliyorsun. İşte buna benzer bir dünya olacak. Bence ben duygusuz bir dünyanın kararları daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle adalet sistemi daha rahatlar. Adalet sistemi bakımından belki artıları olabilir. Sizin dediğiniz gibi
taraf şeyleri olabilir. Hani bir sonuçta bir makineye bütün bilgiler yükleniyor ve onun tartısıyla hani adalet tartısı ortaya konacak. Ama ben mesela tıp ve bilimin başka kollarında bunun zarar göreceğini düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle tıpta yanlış başka şeyler düşünüyorsun. oluyor. Hayır. Tıpta da Yani yine bir aynı. Mesela ameliyat ben var. Ameliyatta hayır. Mesela daha şimdi farklı kararlar alınabilir. hayır. Kerem mesela şu anda öksürüyor. Ben normal prosedür olsa ya bir dakika bu Kerem çok öksürüyor. Ya bu tüberküloz mu? Bir akciğer kanseri mi diye bakarım. Doğru mu? Ama Kerem'i tanıdığım için diyorum ki ya bir dakika ya Kerem akciğer kanseri olmasın. Tüberküloz olmasın. Ya basit bir öksürüktür. Ya Oytun hocam biz tetkik edelim mi? Ya Kerem bir öksürük şunu vereyim ben sana. İdare et. Neden? Çünkü seni seviyorum ya. Hep içimde şey var. Ya olmasın. Ama ben sana şimdi zarar mı verdim, iyilik mi yaptım? Ama şöyle de bir durum var. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkmayacak mı hocam? O zaman bir sürü Oytun Erbaş tiplemesi çıkacak ortaya. Ya da bir sürü başka bir doktor tiplemesi çıkacak. Yani en iyi doktor tiplemesi o mu olacak, yoksa orta seviye, yani bunun bir seviyesi olacak mı acaba bunda? Tabii ki, tabii ki şöyle olacak. Level olacak mı yani? Yapay zekaya ödediğiniz para kadar da iyi bir yazılımla karşılaşacaksınız. O da ilginç bir durum olur Yani yani. şöyle olacak. Bir yazılım sadece sizin biyokimya sonuçlarınıza bakarken öbür yazılım sadece biyokimyayı değil MR'a, tomografiye hatta daha çok para verirseniz öbür yazılım MR'a, tomografiye ve biyokimyaya baktığı gibi senin yüz fotoğraflarına daha çok para verirsen de senin günlük hareketlerini de inceleyecek. Yani ne kadar para o kadar çok parametre değerlendirilecek. Yani paran yoksa beginner versiyondan sağlık Aynen. hizmeti alacaksın. Varsa pro versiyona geçelim, size prof baksın gibi Yani bir durum şöyle olacak. olacak. Beginner versiyon az para verirsen neren ağrıyor başın. O zaman migrensin deyip geçecek. Ama çok para verirsen bir dakika kardeşim öyle migren deyip geçmeyelim. Bir tomografi MR'ını çekelim. Bak bakalım bir beyinde bir şey var mı bakalım. Daha çok para verirsen bir dakika bu baş ağrısı psikojen olabilir. Biz bunun psikojenik yapısında bir analiz edelim olacak. Aynı şekilde o zaman şey de öyle olabilir. Hani avukatlık için de aynısı düşünülebilir. Hani iyi, orta seviye, işte medium ya da Tabii pro şimdi level. avukatlık şöyle olacak. Az para verirsen yapay zeka diyecek ki ben davaya bakarım. Ama çok para verirsen diyecek ki bana hayatındaki bütün fotoğrafları yükle. Hayatını yükletecek. O zaman diyecek savunmanı ben daha güzel yapabilirim. O zaman Her şöyle gibi diyecek. Ha diyecek ki ya diyecek Oytun Erbaş yıllarını doktorluğa vermiş iyi bir bilim adamıdır. Bir kere oradan başlamak isterim diyecek yapay zeka. O zaman da insanlar şunu yapabilirler. Kendi yedeklerini çok rahat piyasada gezdirebilirler. Bence bir yedekleri şeyde olacak bilgisayarda. Yani yazılım olarak olacak. Avatar şeklinde. Parası olanlar da robot halinde alacaklar. Ben CES fuarında robotla konuştum. Robot bana baktı. Beraber konuştuk, sorular sordum. İşte dedim sen dedim işte insanlığı öldürecek misin dedim. Yok dedi öldürmem dedi. Ama programlanırsam dedi bakarım dedi. Ben dedi sizin ürünüzüm dedi. Ondan İyiymiş. sonra gül dedim. Güldü. Ben dedi fotoğraf çektirmeyi çok seviyorum dedi bana. Sana sarılayım mı dedim. Dedi ki cihaz dedi arıza yapabilir. Çok sıkı sarılma dedi. Arıza yapıyorum dedi. Ben yani ya hatta ben şöyle düşündüm. Ulan dedim bunu biri konuşturuyor mu içeriden dedim. Yemin ederim. Evet, Hatta ses sonra yani. baktım ya bu gerçekten dedim ulan acaba dedim biri içeriden mi konuşturuyor bunu? Ya Biz Türk değil. Ya olarak o öyle kadar düşünüyoruz abi. Ne yapalım ya başka? ya ben bile şey oldum yani ulan dedim bu nasıl bir şey dedim ya böyle konuşuyor, gülüyor, şaka yapıyor bazen. Ya normal değil ya. Yani Hiç mesela yani. şöyle bir şey olabilir. Hadi bakalım bana bir kahvemi yap, çayımı yap. Bir de şöyle bir bana bir masaj yap. Bir de bana Ya güzel şeyler anlat. Çok canım şey sıkıldı geldi, bugün. yıllar önce Kemal Sunal'ın Japon işi filmi gibi olmasın ya. Tabii Kemal Sunal'la Fatma Girik ikisi de Aynen. rahmetli oldu. Ama Japon. evet değil mi? Güzel bir enstantane. Peki yani ben mesela geçenlerde bu şeye girdim, işte GPT'ye girdim, yapay zekaya. Orada hani ben de sorayım bir şeyler dedim. Yani ne sorsan hemen üstat yaparım falan moduna, adama kebap yap desen yapacak yani, sanki öyle bir durum. Ben de akşamları yazışıyorum Orada onunla. çok ilginç. Ya ben ona akşamları böyle garip sorular soruyorum. Diyorum ki mesela komplo teorilerini soruyorum. Mesela diyorum ki hani işte dünya düz mü diyorum sence diyorum. Ondan sonra şey mesela şeyi sordum. Covid laboratuvar virüsü mü falan. Ya tıkır tıkır cevap veriyor ya. Ne dedi? Bak Dedi mi? böyle Gerçeği söyledi tabii mi? tabii. Mesela bütün interneti tarıyor ve yüzdelik olarak mesela atıyorum Covid laboratuvar virüsü
sorusunun cevabına şöyle bir cevap veriyor. Tarıyor interneti. Eğer internette evet COVID laboratuvar virüsü makaleleri çoksa evet diyor, bu diyor possible olabilir diyor. Neden olmasın diyor. Ama böyle makaleler yoksa diyor ki hadi canım öyle değil. Sadece komplo teorisi diyor. Yani o kadar akıllı ki. Ama yani bütün internet Google'un feedbacklerini alıyor ortalama olarak. Yani. Kesinlikle Google feedbacklerini alıyor. Yani esasında yapay zekanın okuduğu yer Google Kerem. Ben de şeyi sordum. Dedim ki sen dedim dünyanın sonunu mu getireceksin? Yapay zeka dedim insanlığın sonunu mu getirecek dedim. O da dedi ki iyiye kullanırsa iyi, kötüye kullanırsa insanlık için kötü olacak diye cevap verdi. Günaydın. Evet. Abi çok mantıklı cevaplar veriyor. Yani hocam bu mantıklı insanı arıyoruz ya, zaten bundan tükendi biliyorsun. Yani hocam yapay zeka gibi ne derim? Dostlarımız mı olacak diyorsun Oytun Erbaş? Abi bak yapay zeka aklı başında insanların en yakın dostu olabilir. Yani hatta ben geçenlerde benim kardeşim dedi ki bana, ya dedi sen de o robot alıp gelsen iyi dedi, sen de iyi anlaşılır dedi. Sen de zaten dedi öyle dedi duygusuz ve ruhsuzsun dedi. İkiniz dedi Allah. Gül gibi yaşarsınız dedi. Allah Allah ya. O ne öyle demiş? Oytun Erbaş bilgileri yüklenirse tadından yenmez o robotun yani. Kesinlikle. Yani düşünsene. Keyif olur yani, gıcır olur. Abi bir de bizim kadın versiyonumuzu falan yaparlarsa ne yapacağız düşün. Vallahi iyi.